Riskli olabilir ama çocukların evden eğitimi, eğitim süreci daha zor oluyor. Vaka sayısı en yüksek riskli iller arasında yer alan Samsun'da bugün yüz yüze eğitim öğretime resmen geçiş yapıldı. Sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına gelen veliler en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Şimdi vallahi bizim için iyi. Çocuklar için de iyi, sıkıntılı evde. Bakalım nasıl gidecek? 3 gün sonra kapanacak mı? 2 gün sonra kapanacak mı? Belli değil. Samsun'da zaten şu anda kırmızı ev. Her taraf yani. Bakalım ne olacak? Çocuk olduğu için mecbur korkuyoruz. Ya biz kendimiz biraz kolluyoruz ama çocuk kollayamaz kendini okulda. Okullara girişler pandemi nedeniyle kurallara uygun olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler kapıdan tek tek alındı. Bizden bekleyecek misin? Gidecek misin? Gerçekten bir kız aldı beni. Mutluyuz. Yani güzel bir duygu. Pandemiden sonra uzun dönemden sonra ilk defa. Ya evet çok. Evde neler yaptınız efendim? Evde dersimizi yaptık düzenli. Ama okul gibi olmuyor tabii ki. Okul daha güzel. Heyecan var mı bugün? Var var, olmaz mı? Çok. Birazcık da geç kaldık. Ben de çok mutluyum. Okulumuz açıldığı için öğretmenlerimi göreceğim, arkadaşlarını göreceğim. Evde sıkılmış mıydın? Evet, sıkılmıştım. Velilerin pandemi nedeniyle içeriye alınması ve okul önlerinde beklemeleri yasaklandı. Maskeyi bak buradan, buradan. Çantamı takabilirim. Valla zor bir dönemde inşallah çocuklar derslerine özlemişlerdi, kavuştular. İnşallah güzel bir yıl olur. İnşallah her şey eskiye döner. Riskli olabilir ama çocukların evden eğitim süreci daha zor oluyor. Adapte olmaları. O yüzden bütün önlemlerin alındığını düşünüyorum.